Değerli dostlar, şimdi de yanımızda milletvekili bir canımız bulmakta. Yıllarca federal parlamentoda Yeşiller Milletvekili'ni yapan Mehmet Kılıç Bey bulmakta. Mehmet Bey, bugün 33 canımızı almak için burada bulmaktayız. Bir milletvekili olarak bu konu hakkında neler diyeceksiniz? Bunun akabinde size ayrı bir soru yönelteceğim ben. Tabii. Ben Yeşiller Partisi'nde 2013 yılına kadar federal parlamento milletvekiliydim. Ve milletvekilliğim döneminde de bu konuyla ilgilendim. Çünkü Almanya'ya da kaçan Sivas katilleri var. Sayıları 9 ile 11 arasında düşünülüyor bunların. O dönemde soru önergeleri verdim. Çünkü onlardan bir tanesi Polonya'da yakalanmıştı. Vahit Kaynar isminde. Orada çok ilginç olaylar oldu. Almanya kendisine sorulduğunda kişinin vatansız olduğunu bildirmiş. Yani Türkiye'ye devretmesinler diye herhalde. Halbuki diğer kaynaklar onun Türk vatandaşı olduğunu bildiriyorlar. Böyle olaylar oldu. Ondan sonra Türkiye güya talep etmiş buradaki sanıkları ama gönderdiklerinde mahkeme kararı dahi yoktur. Mahkeme tutanaklarını göndermişler bile isteye ve Türkçe olarak göndermişler. Ve Almanya'da Almancasını da bize verin diye bir şey dememiş. Yani ne Türkiye'dekiler bu kardeşlerin huzurunu bozmak istemişler da isterken ne de Almanya onları göndermek istemiş. Onun için birçok sorular gündeme geldi. Ben bu soruları kamuoyu önünde de dile getirdim. Dedim ki acaba Türkiye'dekiler bu din kardeşlerin huzurunu bozmak mı istemiyorlar? Öyle olabilir. Almanya'da bunları acaba Anayasayı Koruma Teşkilatı içerisinde, dinci örgütlerin içerisinde muhbir olarak mı kullanıyor? Onun için mi lazımlar Almanya'ya? Bu soruları ben sordum. Burada da sormak istiyorum. Ama bu konu kapanmış değil. Peki Mehmet Bey, Sivas'ın bize göre, Alevilere göre en büyük sorumlularından birisi Temel Karamollaoğlu. Sanki Alevilere inadına Cumhurbaşkanı adayı gösterildi. Bu konuda ne diyeceksiniz? Ben şimdi komplo teorilerine hiç girmeyen bir adamım, öyle tanınmam. Ve bu söylediğim bence komplo değil. Ama benim tahminim şu. Türkiye'de CHP'ye aklı olmayan bir üst akıl bir akıl verdi. Aynen. Dedi ki İlhan Cihaner'i listeden çıkarırsanız Fethullah Gülenciler'den oy alırsınız. Eğer Zeynep Altıoku, Sivas mağdurlarından birisi kızın, onu aday göstermezseniz ve Sivas mağdurlarının avukatı Şenal Saruhan'ı listeye koymazsanız, onun yerine de Temel Karamollaoğlu gibi ismi koyarsanız AKP'den oy alırsınız dediler. Ve bu golü CHP yedi. CHP'yi destekleyen insanların bu olay midesini bulandıracağını tahmin dahi edemediler. Çünkü CHP'nin içerisinde bu aklı yürütecek adam kalmadı artık. Böyle bir golü yediler. Bu gol ama CHP'nin yediği bir golden öteyi Alevilerin yediği bir goldür. Bunu böyle kabul etmemek gerekir. Türkiye'de görüyorsunuz hukuk işlemiyor. 2012 yılında 11. Ağır Ceza Mahkemesi sanıkların fer'i sanık oldukları için 15 yıl sonra zaman aşımına uğradığını söyledi. Asıllarda da zaman aşımını kabul ettiler. Neden? Dediler ki zaman aşımını insanlığa karşı suçlarda kaldıran yasa 2005 yılında yürürlüğe girmiştir. Geri işlemez dediler. Bu ciddi bir hukuk hatasıdır. Eğer öyle olsaydı burada 2. Dünya Savaşı'ndan sonra bu kanun yürürlüğe girdi. Dendi ki insanlığa karşı işlenen suçlarda zaman aşımı işlemez. O zaman bütün Naziler, yani Yahudileri yok eden toplama kamplarında bunların hiçbiri ceza almazdı. Halbuki öyle değil. İkinci bir olanak daha var. Almanya'da ceza yasasının 7. maddesinin 2. fıkrası der ki suç kendi memleketinde zaman aşımına uğramış kabul edilse dahi eğer sanık burada yaşıyorsa Almanya'da bu zaman aşımına bizim için uğramaz. Bizim yasamız geçerli. Önemli olan Türkiye'de cezai müeddiyesi olan bir suç işlemiş olmasıdır. O nedenle Almanya'da yaşayanların huzuru bir kere daha bozulacak. Biz bitti demeden bitmez. Bunu dinliyorlarsa bir an önce Türkiye'ye kaçıp reisin kanatlarının altına girebilirler. Aksi takdirde burada hayat boyu huzur yok onlara. Bu işin takibi devam ediyor. Haberleri olsun. Peki, teşekkür ederiz Mehmet Bey. Bundan sonraki çalışmalarınızda da başarılar diliyoruz. Ben teşekkür ederim. İyi günler dilerim efendim.